Herkese selamlar. 10 Haziran Perşembe akşamı piyasalar kapandıktan sonraki analizlerle karşınızdayım. Bugün endeksi analiz etmeye çalışacağız. Endeks dışında da BIST 30 hisselerinden bankacılık hisselerini, bunun dışında emlak, konut, koza, kozal gibi hisseleri, yani BIST 30'daki bazı hisseleri değerlendirmeye çalışacağım. Hareket etmiş olan. Evet, öncelikli olarak endeksten başlayalım. Bugün Amerika'dan TÜFE verisi geldi. Beklenenin üstünde bir veri gelmesine rağmen hem yurt dışı hem de bizde yukarı doğru bir hareket oldu beklediğimiz ölçüde. Peki bundan sonra ne olur? Ona bir değerlendirmek istiyorum. Burada bizim asıl hareket yapımız, ben şu bölgelere doğru, yani 1460 seviyesi artık görüldü. Bu 1460'ın üstünde 1470 ve 90 aralığı, yani şu bölgeye doğru hareket yapısının devam etmesini beklerim. Burası da karar yeri olacaktır. İlk kez test ettiği takdirde buradan ufak çaplı bir satış gelme potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Bizim için önemli olan nokta 60 ve 90 noktasıydı, aralığıydı. 60 noktası bugün görüldü. Bunun üstünde de 70-90 aralığına doğru bir hareket yapısının devam etme potansiyeli yüksek diye görüyorum. Bu aralığın, yani 1470 ve 1490 aralığının üstünde herhangi bir şekilde bir gün kapanışı görmediğimiz sürece yukarıya gidiyoruzdan bahsedilemeyeceğini her videomda tekrarlıyorum. Hala da aynı şekilde bu aralığın üzerinde bir kapanış yapmamız lazım ki buradan 1589 ve üzerine gidebilelim. Ama bir yandan da baktığımız zaman hacim piyasada, borsada çok düşük olmaya devam ediyor. Bu düşük hacimle de buraların zaten üstünü görmek çok zor olacaktır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Hacim şu anda bugün 16 milyar gibi bir hacim vardı. Bu hacim çok düşük. En azından 25-30'ların üstüne çıkması gereken bir hacim olacak ki bu bölgelerin üstüne gidebilelim. Eğer bu bölgelerden bir dönüş olduğu takdirde tekrardan 1430 civarlarına doğru bir aşağıya geri çekilme görüp bu bölgeden tekrardan bir kuvvet alıp yukarı deneme de yapılabilir. BIST 30'da da bizim beklentimiz dahilinde 1537'nin üstünde kaldığımız sürece 1615 hareketinin olacağını söylemiştik. Şu anda 1537'nin üstünde kalmaya devam ediyor. Bu bölgelerden eğer 1537'ye doğru bir gevşeme olduğu takdirde, 1537'nin altına geçmediği sürece tekrardan 1615 hareketi olabilir düşüncesindeyim. Evet, bankalarda bugün bir hareket oldu. Bizim beklentimiz şu bölgenin test edilmesiydi. Akbank'ta 5.60'ın, 5.60 bugün test edildi. 5.60'ın üstünde kalmadığımız sürece, yani buranın üstünde bir gün kapanışı yapmadığımız sürece şu hareketi yapamaz. Bu bölgeden tekrardan bir aşağıya doğru bir gevşeme olma potansiyeli yüksek. Buradan gevşeme olduğu takdirde de bunun geleceği noktaların 5.36 olduğunu analizimde söylemiştim. Yani burası aşıl, yani 5.58'in üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor ki Akbank'ın 6.23'lere hareketi devam edebilsin. Garana bakalım. Garanda da aynı şey geçerli. Şu bölge Garan için önemli bir dirençtir. 8.70, ama eğer yarın Cuma günü hafta kapanışını 8.44'ün üstünde yaptığı takdirde Garan önümüzdeki hafta içerisinde 8.70 ve 8.70'in üstünde de 8.88'lere doğru hareket edebilir. Eğer yarın 8.44'ün altında bir kapanış yaptığı takdirde de buralardan tekrardan 8.22 ve 8'lere doğru bir gevşeme gerçekleşebilir. Benim görüşüm, yarın 8.44'ün altında bir kapanış yaparak buradan 8.22'lere doğru bir gevşeme içerisine gireceğini ben düşünüyorum. Garanti Bankası'nın arkadaşlar. Sahale bakalım. Sahalde bizim bölgemiz 9.63 olmaya devam ediyor. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi buranın üstünde 9.81 var. Haftalık grafiklerden baktığımız takdirde burası önemli, ama asıl önemli yerin 9.81 olacağını düşünüyorum. Bunun 9.81'lere doğru önümüzdeki hafta içerisinde bir hareket yapısı içerisine girmesi normal. 9.81 de daha yukarılarının kapısını açacak olan kilit nokta. 9.81 üzerinde kapanışlarla beraber daha yukarıları hedefleyebiliriz. 9.81 üzerinde bir kapanış olmadığı takdirde bu yukarı gidecekten bahsedilmez ve tekrardan bir aşağıya doğru bir gevşeme yapısı içerisine girmesi düşünülebilir. Bu bölgede
Gevşeme olduğu takdirde de 9.32 ve 9.22'lere doğru bir gevşeme yapısı içerisine girilebilir. Evet, Kozal'da bugün bir altın haberi geldi ama çok da diri kalamadı böyle bir haber karşısında. Piyasa zaten kapanmaya yakın, ufak da çaplı da bir satış geldi. Bizim için kilit noktamız 130 bölgesidir. 130.30 bölgesidir. Buranın üzerinde bir kapanış yapmadığı sürece 130.30'un üstünde de 133 var ama bunun asıl noktası 130.30'dur. Buradan tekrardan bir aşağıya doğru, yani 124-123 aralığına doğru bir gevşeme tekrardan olabilir diye düşünüyorum. 130'un üstü başka bir dünya. 130.30'un üstünde veya bir kapanış olmadığı takdirde tekrardan aşağıya bir güç toplama hareketi içerisine girebilir Kozal diye düşünüyorum. Ama bugünkü haberle beraber bu 130'un hala üstüne atmaması beni kafamda belirli soru işaretleri uyandırıyor. Bunu belirteyim. Evet, Aselsan hareket etmiş bugün. Aselsan günlük kapanışını da yaptı. Artık bu bölge 15-46 civarları destek olacaktır. Yani bu bölge 15-81, 15-81'den bir ihtimal 15-46 ve buradan 17-14 diye düşünüyorum. Yani bence Aselsan'ın 17-14 hareketi başladı diyebilirim. Buradan geriye dönüş bir backtest yapması herhangi bir şekilde bir şeyi değiştirmez. Daha güzel alım fırsatı verir diye düşünüyorum ben. Başka neye bakabiliriz? Hava yolları da bir değişiklik yok. Dünkü ya aynı emlak konutta bizim hedefimizin bu bölge olduğunu analiz etmiştik. Yani öncelikli olarak 2.18 ve 2.18'in üzerinde 2.23'lerin hedefi olduğunu söylemiştik. Hedefimize vardı. Artık bu bölgeler önemli bölgeler. Yani 2.18, 2.23 üzeri bir hafta kapanışı yaptığı takdirde emlak konut 2.45'lere doğru yol alır. Ama buralardan tekrardan bir aşağıya doğru 2.08'lere doğru bir hareket beklemek de mantıksız olmaz diye düşünüyorum. 2.18'in üstünde kalamadığı sürece tekrardan 2.08'lere doğru bir gevşeme içerisine girebilir emlak konut. Yani bu hissede olanın bizim analizimize göre bugün gördüğü 2.22 civarlarından 2.18-2.22 aralığından pozisyonunu kapatıp tekrardan aşağıya gelmesini beklemek gerekirdi diye düşünüyorum. 2.08'lerden tekrardan yukarıyı düşünülebilirdi. Pegasus TAV'a bakmıyorum. İşe hareket bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ama yarın 8.21'in üzerinde bir kapanış yapabilirse şişenin hareketi çok daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. 8.03 ve 7.97 destek olmaya devam ediyor. Tüpraş'ta da herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Önceki analizim aynı şekilde devam ediyor. Keza gübrede de aynı şekilde piyasa ufak ufak yukarıya giderken bile eksi kapatıyor. Bu bölgelerde artık hacim iyice düştü. Buralardan sonra çok özür dilerim. Hani şuradaki bölgedeki benzer yapı, keza şu bölgedeki benzer yapılarla aynıdır. Garan almaya devam ediyor. Bank of ve Global çıktı. Ben artık bu bölgelerden yukarıya doğru büyük bir mum beklerim. Gübre fabrikalarında birazcık daha bunda sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şu anda mal toplanıyor. Küçük yatırımcılar mallarını satıyor ve mal belirli şirketlerde, belirli aracı kurumlarda toplanmaya devam ediyor. Ben herhangi bir şekilde bir sıkıntı görmüyorum gübre fabrikalarında. Yani her gün yaklaşık olarak haftanın son 7-8 hatta 10 iş çalışma gününde hacimsiz 0.30-0.50, 0.30-0.50 aşağılara geliyor. Bunun toplayışı, yani şurayı toplayışı bir gün sürmez arkadaşlar. Bir sıkıntı görmüyorum ben. Başka neye bakabiliriz? Petkim'e bakalım. Petkim'de herhangi bir şekilde bir hareket yok. Petkim'de şu bölgeler 5.91 ve 5.97, bu bölgelere doğru bir hareket yapısı gelebilir. Bu bölgeler kontrol yeri olacaktır. Buraların altında kalmadığı sürece yukarı. Eğer buraları altına kalırsa şöyle bir hareketle 5.25'lere bir düşüş bekleyebiliriz. Kontrol noktamız 5.90 ve 97 aralığı.
Evet, bugün BIST 30'la ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hacimimiz çok düşük. Düşük hacimle yukarıya gidiyoruz. Dolar bugün aşağıya doğru hareket yapısı içerisinde. Yani önümüzdeki hafta görüşmeleri var. İşte Biden görüşmeleri var. Dolar için 8.36 ve 8.36'nın altında 8.29 bence çok önemli desteklerdir. Bu bölgelerden sekme ihtimali kuvvetlidir. Eğer buralardan sekmeyecekse de şu hareketi yapıp daha aşağılara da gelebilir. Bakacağız. Bizim dolarda herhangi bir şekilde bir satış söz konusu olmayacaktır. Zaten böyle bir şey yok. Bildiğiniz gibi bir haberle buradan 9'ların üzerine doğru bir hareket yapısına girebiliriz. Dolar satmak her zaman için risklidir. Hele ki böyle bir dönemde çok risklidir. Dolayısıyla alım kovalamak gerekiyor. 8.38, 8.29 şu aralık dolar TL'de kontrol yerleridir. Önümüzdeki hafta nelere gebe olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.